Değerli dostlar, anneler, babalar, bugün sizlere evde şöyle nasıl güzel tokmak gibi bir köfte ekmek yapılır onu göstermeye çalışacağım. Bakın, hiç masraftan kaçınmadım. Böyle sanayi tipi bir ızgara, büfe ızgarası aldım eve. Bunun üzerinde artık hayal gücümüze bağlı. Neler pişireceksek bize kalmış. Bugün köfteyi dana kaburga ve şundan yapacağım sizlere. Şurada danayı göstereyim. Bu arada şaka yapıyorum. Bir arkadaşım büfesini de böyle eskimişti, köhneydi. Bunu dedi atacağım ben, yenisini alacağım dedi. Orada ben kaptım. Bak güzel olmamış valla. Şimdi kaburgaya gelelim. Bakın burada şöyle görüyor musun şifaları, ilaçları bak. İçinde böyle ilaçlar olan bir dana kaburgamız var. Neden dana kaburga? Köfteye çok yakışıyor. Kendi içinden, kendinden yağlı olduğu için böyle şıpır 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 yağları damlıyor. Şimdi şurada makineyi çalıştıracağım. Makineyi çalıştıracağım. Bakın tohumu da buradaymış şeyi. Heh. Şimdi bu benim tefalin. Bunda salçalar. Değil mi Mete? Domates salçaları, biber salçaları. Mete dedi. Selam diyor. Şöyle. Kaburgadan yapınca et böyle böyle güzel oluyor. İçerisine sadece bakın karabiber, şöyle karabiber ve tuz gireceğim. 2 yemek kaşığı kadar karabiber, böyle işte 2 tatlı kaşığı da tuz attım. Tuzla karabiber girdim sadece. Birazcık yoğuruyorum. Güzelce bir yoğuralım. Amacımız belli. Bu çocukların, bebelerin kursağından. Gel Metoş. Ne getirdin? Getir hele onu. Allah'ın seversen. Ne o? Örümcek, örümcek adam mısın? Evet. Allah'ım, senin. Ateş et bak. İnsanlar ateş edilir mi Mete? Hayır. Değil mi? İnsanlar sevilir değil mi? Hayır. Şaka. Şimdi şöyle geçelim. Şöyle geçelim. Bakın burası çok kolay. Şöyle güzel. 2 dakika bile sürmedi gördünüz. Yoğurdum. 2 dakika bile sürmedi. Şöyle şimdi şunu hemen elime alacağım. Şöyle küçük ciciş köfteler yapacağım. Bak. Şöyle. Yoğurdum. Böyle küçük ciciş köfteler. Bu kadar kolay. Bunu evde de yapabilirsiniz tabi. Aynı işlemi tavada yapabilirsiniz. Var ya ne koktu be hemen. Şimdi biraz altını kısalım. Bak. Oy buzum. Orada ona bu. Şimdi bak. Şöyle biraz daha şu köfteleri. Oo, tokmak gibi oluyor ha. Köfteleri biraz ufaltalım. Şimdi İstanbul'da başka şehirlerde köfte yaptığı zaman tabi köfteci arkadaşlar içerisine irmik koyabiliyor. Hamur şöyle galeta unları koyabiliyor. Benim köftede et yediğimizi anlayalım. Şöyle sadece karabiber ve tuz koydum. O yüzden. Metoş, yiyecek misin bu köftelerden? Evet. Bunu yiyen taşı? Evet. Deler tabi. Şu biberlerden de kenara aktarmak istiyorum. Bakın bunlar da köfteye çok yakıştığını düşündüğüm şeyler. Şuradan hemen biberimi
Şöyle Julian Julian. Doğru yiyeceğim. Şimdi şöyle koyayım. Bunları şöyle bir kenara alalım artık gösterebilirim. Koy gözümü. Onları da usul usul pişse. Şimdi şunları şöyle. Oho, bak. Metoş, nereye gittin sen? Gel bak, ilaç tabletleri hazırlıyor baban sana, gel. Allah'ın seversen gel, gel bak. Metoş gelmiyor. Şöyle biraz da taze domates suyundan şöyle karıştırmak istiyorum. Evet. Şimdi şu domates suyundan da biraz buna karıştıralım şöyle. Oho! Göçtü göçtü bütün tatlar. Bütün tatlar birbirine girdi. Şöyle yapacağım tarafa. Bütün tatlar birbirine girdi. Şimdi ekranı getireyim. Biraz daha şu domates. Bu sadece domates arkadaşlar. Blender'a çektim. Konservelik domates. Kendim hazırlamıştım. Şimdi şu ekmeklerimi şöyle iyice gibi açıyorum. Köftelik ekmeklerimi. Şöyle açtım. Şimdi pişenlerden içine alıyorum. Hoho, bak. Bak ilaç tabletine bak. Şurada şöyle azıcık ekmeğimiz ısınsın. Şuradan domates. Sonra biraz nane. Şöyle biraz nane. Koy bunu. Koy yavrumu. Şimdi şöyle domatesimi yerleştiririm. Üzerine biraz nane gezdiriyorum. Şuna baksana, tablo değil mi bu ya? Bu bildiğin tablo oldu. Tablo. Bu böyle hazır. Bir tane lokmamız hazır. Şimdi ikinciye geçelim. Dur, şuradan bir tane daha ekmek keselim. Hoho! Şimdi bunu da şu tabanla biber seriyorum. Gel Metoş, gel bak, gel. Ne yapıyor baban? Sihir gösterisi yapıyor. Gel bak, gel. Böyle köfteler. Üç. Bir tane daha koyalım yani. Yazık ya. Ağlar vallahi. Bir köfte daha. Metoş bak. Baba, sihir gösterisi hazırladı sana, bak. Baban sana sihir gösterisi hazırladı. Bak. Ben de kılıç yaptım. Aferin sana, Metoş da kılıç yapmış. Babası sonra sandviç yaptı. Köfte ekmek. Şimdi ben diğerlerini de hazırlayayım. Ondan sonra en keyifli ana geçeceğiz, yeme anına. Bak. Koy kuzumu. Oy yavrum. Açmıştım. Açmış mıydın sen? Metoş, şalgam seviyor musun? Evet. Bak bunu
Yaşar abi sana göndermiş. Yaşar Usta, kaburgacı Yaşar Usta. Metoş. İçsin demiş. Heh, tamam, hangisi, şu mu? Evet. Tamam, sana bunu doldurayım. Şimdi şöyle dolduralım. Demiş, içersin demiş. Yok, ben acıcayım. Tamam. Acın varmış bunda. Evet. Olsun, tamam. Hadi başlayalım bakalım. Bismillah. Oho, şurayı bir çeksene Gülşah. Lan sarısı, bak bak. Tomruk tomruk. Şunu yes adam işe gücü. Rastgele nasıl yiyeceğiz bunu? Fehmi göster öyle. Anne yiyeceğim. Bir alttan tut. Yolda domates sosu döktüm içerisine. Yiğit. Yakışmış mı sence? İşte domates. Bak, suyu da seri de hep içinde kaldı. Hep içinde. Bunlar hep lokum. Betoş, etinden al şöyle içinden. Alayım. Etini ye. Et giren yere dert girmez oğlum. Bunu yaz. Bak, ye bakayım. At ağzına. Allah'ına kurban. Daha mermi falan işlemez. Kurşunlar seker gider vallahi. Şimdi özellikle böyle virüsün çok olduğu aylarda proteini bol tüketeceğiz değil mi? Allah'ım olmayana da versin. Protein tüketirsek ne olur? Bağışıklık sistemi güçlenir. Bağışıklık sistemi güçlenir. Böyle etlerden yiyeceğiz. Anneler yapacak bunlardan. Gidip de saçma sapan yiyecekler. Almayacaklar. Bir de şu Yaşar abinin iş algımın bir tadına bakayım ya. O benim bardağımdı. Aa, Mete'nin bardağını aldık ya. O kadar bardak şimdi ya. Al bak, buna doldurayım. Bu da. Bu da çiçekler. Tamam mı? Şuna doldur bari çiçekler. Aa, burada da varmış Metoş. Al bakalım. O kadar bardaklar. Sen git babası. Mete'nin bardağından iç. Dostlar, bunlardan yiyoruz. Evde de yapabiliriz tavada. Geleceğe güvenle bakıyoruz değil mi Fehmi? Evet. Hadi bakalım.